alasma aldık. Güle güle. Yeşilçam'ın en renkli zamanlarında tanıdık Mahmut Hekimoğlu'nu. Aile şerefi Gülen Gözler'in Yağız delikanlısıydı. Sonraki senelerde çok filmde oynadı. Bazen başrol, bazen yan rollerdeydi. Sektörün en gözde, en ünlü aktörü olmasa da çizgisini hiç bozmadı. Son yıllarda televizyon filmleriyle ayakta durmaya çalıştı ancak hem iflas hem de kanser üst üste gelince ömrünün son birkaç yılı zorlukla geçti. Vefat ettiğinde daha 61 yaşındaydı. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Mahmut Hekimoğlu 1955'te Adana Ceyhan'da doğdu. İlk ve orta öğretiminin ardından Adana Sanat Okulu'ndan mezun oldu. Çeşitli işlerde çalıştı. Aklındaysa oyunculuk vardı. Hayallerini gerçekleştirmek için Almanya'ya gitti. Hem para kazanacak hem de aktörlük için çalışacaktı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. İstanbul'da taksicilik yapan Mahmut Hekimoğlu oyunculuk hülyasından vazgeçmedi. Bunun için daha ilk başta yapması gerekeni yaptı. Ses dergisinin artist yarışmasına katıldı. Umutlu değildi ancak adını finalistlerin arasında görünce her şey değişti. Bu sayede yapımcılar onu fark etti. 1973'te Zeynep Değirmencioğlu'nun Öksüzler filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Bunu Necla Nazır'la başrolü paylaştığı Kızım Ayşe yapımı ve Yatık Emine izledi. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Mahmut Hekimoğlu kısa sürede çok sayıda yapımda yer aldı. Bazılarında başrol, bazılarında yardımcı oyuncuydu. 1975'te Müjde Ar'la kamera karşısına geçtiği Köçek filmi de onlardan biriydi. 1976'da adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdıran Aile Şerefi filminde Selim karakterini canlandırdı. Artık o dönemin en renkli yapımlarına imza atan Arzu film bünyesindeydi. Bu sımsıcak aile hikayesi çok beğenildi. Aynı ekiple bir yıl sonra Gülen Gözler çekildi. Mahmut Hekimoğlu, Laz Müteahhit Yunus'un büyük oğlu Temel'i canlandırdı. Çok beğenilen bu filmde günümüzde bile halen sık sık ekranlara gelen bir yapım oldu. Mahmut Hekimoğlu o rol sayesinde daha geniş kesimlerce tanındı. Sanki ben evlenirim, ben de evlenmem. Mahmut Hekimoğlu artık bir sinema yıldızıydı. 70'lerde posterleri dergilerin kapağını süslüyordu. Dönemin birçok ünlü yüzüyle aynı etkinliklerdeydi. 1976'da birçok filmde beraber oynadığı Necla Nazır'la sevgili oldukları, hatta nişanlandıkları haberleri gazetelere yansıdı. İki aşığın görüldüğü bu fotoğraflar bazılarına göre gerçek bir birliktelik, bazılarına göre ise reklam aşkıydı. Çiftin evlenmesi beklenirken Necla Nazır 1977'de Çeşme filminde tanıştığı Ferdi Tayfur'la çok geçmeden uzun ve fırtınalı bir aşkın içerisinde buldu kendini. Mahmut Hekimoğlu sonraki seneler Selma Sözer'le evlendi. Bu birliktelikten kızı Gizem dünyaya geldi. Ünlü oyuncu aile hayatını, eşini, magazin sayfalarından hep uzak tutmaya çalıştı. Sonra Yeşilçam'ın krize girip erotik furyaya teslim olduğu zamanlar geldi. Birçok yıldız oyuncu gibi Mahmut Hekimoğlu da bir anda kendini büyük bir boşlukta buldu. Bu yüzden o dönem birçok oyuncunun para kazanmak için yaptığı işi seçti, şarkıcılık yaptı. Selami Şahin'den ders alıp sahneye çıktı. İlk zamanlar çok zorlandı. Bunun sinema gibi olmadığını fark etti ancak para kazanmak için mecburen devam etti. Çemberlitaş'ta kadın çantalarını aksesuar imal eden bir iş yeri de açan Mahmut Hekimoğlu, 1979'da Ömür filmi kurup yapımcılığa başladı. Banu Alkan, Melike Zobu, Belkıs Akkale, Serpil Çakmaklı, Oya Aydoğan'la beraber kamera karşısına geçtiği çok sayıda yapımın yanı sıra Orhan Gencebay'ın Kahır, Dil Yarası, Müslüm Gürses'in Güldür Yüzümü gibi dönemin gişe yapan filmlerinin de yapımcısıydı. 70'ler Mahmut Hekimoğlu'nun en iyi filmlerine imza attığı senelerdi. 80'lerde yapımcısı kendisi de olsa aynı kaliteyi sürdüremedi. Bir türlü beklediği o hikayenin başrol oyuncusu olamadı. 90'larda sinema bitince diziler dönemi başladı. Mahmut Hekimoğlu da Muallim Bey, Mahallenin Muhtarları, Aile Bağları, İlişkiler gibi dizilerde uzun yıllar ekranlara geldi. 2000'lerde de oyunculuk serüvenine devam etti Mahmut Hekimoğlu ancak eski tat yoktu. Daha çok televizyon filmleri ve Samanyolu yapımlarında yer aldı. En son 2010 yılında TRT için kendisinin de oynadığı Sevgi Bağlayınca dizisini çekti.
Ancak yapım birkaç bölüm sonra reytinglere yenildi. Sonraki seneler yapım şirketi iflas etti. Bu güzel ödüle beni layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mahmut Hekimoğlu, Serdar Gökhan, Nuri Alço gibi isimlerle yakın arkadaştı. Sık sık bir araya geliyorlardı. Normal hayatta cana yakın, neşeli ve hayat dolu biri olarak biliniyordu. İşinden boşanan Mahmut Hekimoğlu, hayatının son 10 yılını oyuncu Bilge Sinan'la geçirdi. Ancak o dönem bu fotoğraflarına yansıyan mutluluğu uzun sürmedi. Annesini kaybettiği 2014 senesinde prostat kanserine yakalandığını öğrendi. Yapım şirketi iflas eden Mahmut Hekimoğlu bu süreçte bir de hastalanınca zor günler geçirdi. O günlerde dostu Nuri Alço onu hiç yalnız bırakmadı. Maddi manevi elinden gelen yardımı yaptı. Ameliyat sonrası hayatına devam eden Mahmut Hekimoğlu prostat kanseriyle yaklaşık 3 yıl mücadele etti. Eylül 2016'da rahatsızlığı arttı. Kartal Yavuz Selim Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 2 gün sonra 10 Eylül 2016'da 61 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın ünlü bir siması daha kansere yenildi. Yok canım, daha neler? Bir şey kaçtı herhalde. Cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Taziyeleri eski eşi, kızı ve kardeşi kabul etti. Yeşilçam'dan geriye kalan eski dostların birçoğu bayram tatili nedeniyle İstanbul dışındaydı. Bu yüzden cenazesine katılım azdı. Ancak senelerce aynı setleri paylaştığı, hatta birçok filmlerinin yapımcılığını yaptığı Serdar Gökhan, Nuri Alço, Serpil Çakmak, Gökhan Güney, Yalçın Dümer, Coşkun Göğen oradaydı. Tabutunun etrafındaki dostları Vefa'yı, zirvedeyken yanında olup son yolculuğunda ortalıkta görünmeyenlerse Yeşilçam'ın meşhur vefasızlığını simgeliyordu. Dediğim gibi ölüm kapımızı çalacak ama işte o günde de belki bu gelemeyen arkadaşlarımızın da camileri belki böyle boş kalabilir. Mahmut Hekimoğlu'nun vasiyeti 2014'te kaybettiği annesinin yanına defnedilmekti. Bu yüzden kılınan cenaze namazının ardından Sakarya'nın Hendek ilçesi Kayalık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nuri Alço eski dostunun mezarının başından uzun süre ayrılmadı. Dakikalarca gözyaşı döktü. Yeşilçam seyircisi Mahmut Hekimoğlu'nu Teğmen Kenan'la tanıdı. Aile Şerefinde Selim, Gülen Gözler'de temel rolleriyle sevdi. Çoğu zaman iyi filmlerde oynama şansı bulmasa da hep iyileri oynadı. 40 yıllık sanat hayatında 100'den fazla film ve dizide yer alan Mahmut Hekimoğlu, Gülen Yüzü ve İnsancıl rolleriyle Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.